Arkadaşlar merhabalar, ben Çetin Tatar. Arkadaşlar şu anda kar yağıyor biraz hafiften Diyarbakır'da. Hani başladı kar yağışı ama çok öyle büyük bir kar yağışı değildi. Arkadaşlar ben bugün çok önemli bir rüya gördüm yine. Kaç gündür görmüyordum, dün gördüm bir de bugün. Bugünkü rüyamın içeriğinde ayet sandığı var. Ayet sandığı. Çok önemli bir rüya arkadaşlar. Yani enteresan. Bir de bu ay sandığı ile alakalı ben rüyamı anlatmadan önce bir şey anlatmam lazım. Ben bazı araştırmalar yaptım. Bu Çorum'da işte ay sandığı bulunmuş diye bazı haberler, bazı YouTuber arkadaşlar bunu yayınlamışlar ya. İşte bunun aslında yalan olduğu ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bir araştırmacıdan izledim. Kendisi diyor ki küçük, bir sigara paketi kadar küçük olan bir şey bulunmuş. Yani küçük bir kutu bulunmuş. Bu kutunun üzerinde bal var, bal. Bal şeyi var, kuş balı. Kuş balı diye bir şey var, bir işaret, bir şey varmış herhalde. Hani aslında eski dönemlere aittir. Ama ayet sandığıyla alakası yoktur. İşte emniyet el koydu da, işte onu hemen kapattılar da, bilmem götürdüler de. İşte öyle bir şey yokmuş arkadaşlar. Ve bunu hemen insanlar, işte daha çok izleneyim diye insanlar bazı etiketler yapıştırıp bunu paylaşmışlar. Yanlış şeyler bunlar. Bunu aslında devletin açıklaması lazım. Eğer ayet sandığıysa zaten öyle kolay bir şey değil. Çünkü ben dün gece ayet sandığıyla alakalı birçok video izledim arkadaşlar. Ve ben bu videoları izledikten sonra ben biraz uyudum yani. Uyuduktan sonra benim rüyama ayet sandığı geldi. Ben bir şeyi üzerine çok yoğunlaştırsam ben rüyasını görüyorum Allah'ın izniyle. Ama benim rüyam biraz enteresan bir rüyadır arkadaşlar. Gerçekten çok enteresan bir rüya. Hani ayet sandığı aslında anlatılanlar gibi bir ayet sandığıdır. Mesela işte biraz normal bir sandık değil yani, ben bunu size söyleyeyim yani. Normal bir sandık olmadığını ben rüyadan anladım. Önceden ay sandığı ile alakalı biraz bilgi vermem lazım arkadaşlar rüyaya geçmeden önce. Çok önemlidir. Şimdi ay sandığı Hz. Musa zamanında işte 40 gün dağa çıkıp Tevrat'ı yazdıktan sonraki döneme denk geliyor. Bir sandık yapıyor. Bu sandığın altın ile akasya ağacıyla Allah aslında söylüyor ki bu şekilde yap. Onun bütün düzenini yapıyor ve kutsal emanetleri içine koyuyorlar. Hatta Nuh Aleyhisselam'ın asası bile içinde bulunuyor. Yani Musa Aleyhisselam'ın asası. Yani acaba bu Musa'nın asası ile Nuh Aleyhisselam'ın asası aynı şeyler mi bilmiyorum ama Nuh'un asası da içinde olduğunu biliyorum. Belki de aynı da olabilir peygamberlerden geçişler ola ola. Elden ele geçe geçe. Bir de ben bunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi Musa Aleyhisselam'dan sonra Musa 3000 sene önce yaşamış ve kendisinden 500 sene sonra gelen bazı peygamberler olmuş. Ama İsrail halkı demiş ki bizim kralımız yoktur. Neden kralımız yok? Kralımız olmalı. Kral olsun diye de din adamlarına biraz şey yapmışlar, baskı yapmışlar. İşte bize bir din, bize bir kral seçin. O da oradaki din adamı da demiş ki madem öyle, ada peygamber diyorlar ona. Onun adını tam hatırlayamadım. Şimdi Samuel dese yani yanlış olabilir diye ben fazla girmeyeyim o konuya. Hatırlayamadım yani açıkçası. Yalnız bu peygamber böyle diyor onlara. Diyor ki ben size birini tayin edersem siz onu kabul edecek misiniz krallığa? Yahudiler diyorlar ki evet, İsrailliler diyor evet biz kabul edeceğiz. Tamam diyorlar. Çalut'ta, Kudüs'te büyük bir ordudur. Çalut, dev diyor ya dev. İşte Davut Aleyhisselam onu indiriyor ya. O işte öyle bir şekilde Dalut'u seçeceğini söylüyor bu peygamber. Dalut sizin artık bundan sonra kralınız olacak. Yani askeri, siyasi lider. Ama dini liderleri ayrıdır Yahudilerin. Dini liderleri de farklıdır. Biz Müslümanlar gibi değil yani ya. Onlarda iki lider var. Devleti yöneten ve dini liderleri vardır. Tarihten biri böyle geliyor. Ve kendi dini liderlerine de çok saygı gösterirler. Bunu da söylemek isterim arkadaşlar. Ve Dalut'u seçtiği zaman bu peygamber, sonra bu halk diyor ki ya biz niye bu fakir adamın hiçbir şey yok, fakir fukara bir adamı siz bizim İsrail'in kralı yapacaksınız. İsyan ediyorlar. İsyan ettikten sonra kısa bir süre sonra bir kavim tarafından onlara saldırı yapılıyor. Bu Yahudilere saldırı yapılıyor. Ve oradaki ay sandığını alıp götürüyorlar. Ay sandığı gittikten sonra bu Yahudiler arasında büyük bir karmaşa oluyor. Mesela sıkıntı oluyor diyor. Bizim nasıl olur bize hayır getiren, bize bereket getiren, bize huzur getiren ay sandığımız yok artık. Biz ne yapacağız İsrailoğulları gibi. Sanki
geçmişleri silinmiş gibi oldular. Hafızaları silinmiş gibi oldular. Çok büyük bir hezimetti bu. Hani kendi diğer para mülklerine üzülmediler. Ay sandığına üzüldüler. Daha sonra geldiler işte o peygamberin yanına. Dediler ki ne yapacağız? Bundan sonra seni ne yapacağız? O da onlara diyor ki ey İsrail halkı, eğer ki siz Dalut, biz ay sandığını getirirsek, Allah'ın izniyle getirirsek, siz Dalut'u peygamber olarak kabul edecek misiniz? Onlar da evet diyorlar. Dalut fakir olduğu için ayrımcılık yaptılar. Yani fakir fukara bir adamın kral olmasını azmedemediler. Hani bugün de düşünebilirsiniz ha. Mehdi Aleyhisselam fakir bir adam olsa, eğer diyecek ki ya işte biz kabul etmiyoruz diye bazı şeyler de olabilir yani ya. Aslında zengin veya fakir meselesi değil, adaletli olmak lazım. Çok zengin insan var, adaletlidir. Mesela Süleyman Aleyhisselam da mesela o şekilde zenginlerdendi. Ebu Bekir, mesela birçok insanlardan bahsedebiliriz. Yani önemli olan hayırlı olmak, hayırlı işler yapmak. Fakir insan da var, doğru işler yapmayabiliyor yani. Bu önemli olan meseleyi biz burada anlatalım. Biraz maddiyatçılığa girdiler ama işte bir şekilde kabul ettiler. Ondan sonra iğneğin üzerinden bir anda bu ay sandığı geliyor. Ve görüyorlar ve ay sandığı geri geliyor ama çok enteresan, insanların eliyle gelmiyor ha. İşte ineklerin üzerinden geliyor ve ay sandığına kavuşuyorlar. İşte daha sonraki dönemlerde Babil sürgünü, Babillilerin saldırısından sonra yine bu ay sandığı kayboluyor. Hani bir şekilde kayboluyor. Roma dönemine kadar mesela bazı rivayetler var. Romalılar alıp götürmüşler. Kimileri diyor işte Nebukadnezar diye bir Babil imparatoru vardı. Onun yok ettiğini söylüyorlar. Mesela buraya da bir yere gömülmüş gibi. Herkes bir şey söylüyor ama normal olarak bence Kur'an-ı Kerim'de de ayet var bununla alakalı. Diyor ki o melekler tarafından korunuyor diye bir ayet var Kur'an-ı Kerim. Biz Kur'an-ı Kerim'e daha inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler şüphesizdir. Melekler tarafından korunuyor. Ve şu anda dünyanın neresinde olduğu bilinmiyor. Kimisi gökyüzünden bir yerde, kimisi dünyanın bir yerlerindedir. Evet arkadaşlar, ben rüyaya geleyim artık. Kısa bir şey kaldı. Ben rüyayı anlatıp ve videoyu bitirelim. Rüyam böyleydi arkadaşlar. Rüyam, ben bir derenin yanındaydım. Bu derenin altında bir köprü vardı. Bu köprü eski bir köprüydü. Köprünün taşları pek hatırlamıyorum ama siyah ve sarı karışımı gibi bir şeydi. Yani tam hatırlamıyorum. Kahverengi yani, tam hatırlamadım. O renkleri tam çıkaramadım. Ama tam nehrin üzerindeki köprünün altında bir motif vardı. Bu motifin içinde insan ve çiçek motifleri vardı. Ama büyük, böyle oyma. Sonra içinde bir şey vardı, böyle bir halka. Halka demir vardı. Ve benim elimde bir mızrak vardı. Mızrak ne tuhaftır ki, dünkü video rüyamda da ben görmüştüm. Mızrakla biz de savaşıyorduk. İşte biz bu Deccal'ın ordusuyla savaşıyorduk. Elimizde mızrak vardı. Yine elimde mızrak vardı. Ve bu mızrakla ben oradaki oymaya dokunurken o oymadan bir kapı açıldı. Hani kapı. Yani aslında o bir kapıydı da. Sadece böyle şey gibi görünüyor. Oyma sanki böyle bir heykel. Hani böyle bir manzara gibi görünüyor. Ama halbuki o bir kapıydı. Ve ben onu açıyorum. Dokunurken hemen açılıyordu böyle. Açılıyordu. Ve ondan sonra içinden bir tane sandık çıkıyordu. Suyun üzerine gidiyor. Ben dedim ki bu nasıl suyun üzerine gidebilir? Suyun üzerine giden bir sandık yani. Ve enteresan bir şey oluyor arkadaşlar. İçerisinde enteresan bir ruh çıktı. İçinde enteresan bir ruh. Hani bu ruh nasıl bir ruh? Siyah bir ruh çıktı arkadaşlar. Hani beyaz ruh beklemedim. Hani görmedim yani, beyaz ben görmedim, ama beklemeyin yani, siyah bir ruh çıktı. Hani aslında bu siyah ruh enteresan bir şekilde onu koruyordu. Ben de mızrağı elimden tam onun üzerine atıyorum, böyle ay sandığının üzerine atıyorum, o ruhu öldürmek için. Evet, ay sandığına değiyordu o mızrağım. O mızrak değişik bir mızraktı, değiyordu ve rüya sonuçlanıyordu, yani bitiyordu. Ondan sonrasını bilmiyorum ama enteresan bir rüyaydı. Çok enteresan bir rüyaydı. Yani bu mızrakların anlamı nedir? Ay sandığının bir köprünün altında kapıdan çıktığı. Yani ben açıyorum ama o yer değiştiriyor yine. Suyla yer değiştiriyor. Yani gidiyor ve ben onun içindeki o siyah enerjiyi
mızrakla öldürmek istiyorum ve değiyordu mısır. Ama şeye değiyordu ya. Ayı sandığına değiyordu. Ama tabii ki bir sonuç alındı mı, alınmadı mı artık rüyanın içeriği belli değil. Yani orada güçlüydü ama o şey de güçlüydü yani. O enerjiyi ben çok yoğun hissettim. Çok yoğun bir hissettim onu yani. Çok fena idi. Çok güçlüydü. Enteresan bir şekilde, gerçekten enteresan bir rüyaydı. Ayı sandığı bence dünyanın bir yerinde saklıdır. Melekler tarafından korunuyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Tüm araştırmaları da yaptım zaten. Ve bu rüyayı da gördükten sonra ben daha da fazla inanmaya başladım. Ayı sandığı hareket eden bir durumdadır. Hareket ediyor. Yani çünkü suyun üzerinde nasıl gidecek? Tamam, altında akasya ağacı var. Akasya ağacı onu suda tutabilir. Olabilir, bilmiyorum. Ama yani benim mantığım bu kadar çalışıyor. Profesyoneller bu işi daha iyi bilir. Akasya ağacı suda batar mı? Altın batar mı? Yani bir şekilde onun dengesi nedir? Ama suyun üzerine gitmesi enteresan yani arkadaşlar. Yani gerçekten çok tuhaf bir rüyaydı. Allah sonumuzu hayır etsin. Ay sandığı öyle bulunmuş da öyle bulunması kolay olmayacak gibi görünüyor. Hani bence kolay olmayacak. O bir yerde saklıdır. Belki de sizin gözünüzün önündedir ama görmüyorsunuz. Yani o da olabilir. Belki de tahmin edemiyoruz daha nerede olduğunu ama benim rüyamda bir köprünün, bu köprü de büyük bir köprü değildi ya. Onu da anlıyorum yani. Bir geçit gibi bir şeydi, geçit yani böyle nehir değildi, dereydi, dere küçük bir suydu yani, öyle büyük bir su da değildi arkadaşlar. Bunu anlatayım size. Çok enteresan. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Allah razı olsun. Teşekkürler.